Profesör Doktor Caner Taslaman ve ilahiyatçı yardımcı doçent doktor Emre Dorman bizimle beraber. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biraz duygusal bir anımıza denk geldiniz. İnsanın kendi bedeninin emanet olduğunu ve bu emaneti Rabbim hayırlısıyla en hayırlı zamanda da tekrar ona vermeyi nasip etsin, ne diyeyim. O yüzden lütfen şu zayıflama haplarından uzak durun deyip tekrar hala aynı konuyla devam ediyorum ama. Efendim hazırsanız, ki her zaman hazırsınız siz. Hızlı soru cevapla başlayalım mı? Bu arada Instagram'a da yüklemeye çalışıyor bu arkadaşımız. Eğer giderse oradan da pek çok soru gelecek eminim. Emre Hocam size sorayım önce. Gusül abdesti ayakta alınmaz, günah diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Şimdi Zahide Hanım bakın maalesef bu tarz konularda halkımızı çok yanlış bilgilendiriyorlar. Ve insanları ya çok basit bir işlevde bile maalesef işte bunu nasıl yapacağım acaba oldu mu olmadı mı diye tereddüte düşürüyorlar. Bakın gusül abdesti dediğiniz şey bizim dilimizde kullandığımız tam olarak yıkanmaktır. Yani gasele dediğimiz şey bu yıkanmaktır bunun karşılığı. Eşler arası cinsel birliktelik sonrası yapılması gereken bir şeydir namaz kılmadan gusül önce. Gusül abdesti olmadan dolaşmayız biz. Evet. Yani hassasiyetimiz var. Gusül abdesti diye anlaşılan şey budur. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 6. ayette abdestin nasıl alınacağı anlatılır orada. İşte yıkayın yüzlerinizi dirseklere kadar, ellerinizi mesedin, başınızı aşık kemiklerle birlikte, ayaklarınızı der. İşte eşlerinizle birlikte olduysanız işte yıkanın der. Yıkanın bu kadar. Aslında bakın mesela yıkanın. Şöyle bir basit bir örnekle verelim belki daha iyi anlar izleyicilerimiz. Şimdi mesela bir çocuk sokakta top oynamış, işte ağaçlara çıkmış, üstü başı kirlenmiş. 5-6 yaşında bir çocuk geliyor annesine. Annesi diyor ki ona oğlum çabuk gir yıkan. Mesela çocuk şöyle bir şey sorar mı? Anne nasıl yıkanayım? Veya yıkanırken neler yapmam gerekir? Hani böyle burada bir tarif olmaz. Olduğu için hani gusül aslında abdestine şöyle salınır bir tarif tarifi değil. Var. Aslında şöyle yani bakın o tarifler yapılmış literatürde var ama esas olan şey bu şudur. Girip yıkanmaktır. Yani dolayısıyla biz normalde de banyo yapıyoruz zaten tabii ki, ama. Ama işte yani gusül bu zorunlu bir banyo mesela tercihe için. Dayalı bir şey. İnsan mesela banyo süresini uzatabilir, yapmaz, haftada bir yapar, iki haftada bir yapar ama gusül gerektiren bir şey varsa yani o yıkanmayı gerektiren bir durum varsa onu yapmak durumunda. Ama orada bir niyet önce. Var değil mi gusülle başlarken? Tabii ki yani. Yani o literatüre uyacağız ama orada ayakta durdun, hayır oturdun, kabul yani oldu olmaz diye bir şey var mı? Yani bunun ayakta durması, oturması, uzanılarak yapılması bu hiçbir şey değiştirmez. İstiyorsan önemli olan bile yapabilir şey, yani. Evet, yani önemli olan yıkanmasıdır. Ne öyle şekilde yıkanacaksa yani duşla mı yıkanacak, ne bileyim kazandan su alıp mı atacak üstüne. Yani ya insanları lütfen bakın buradan peki. Bir şey yapmış olalım. Yani insanları böyle Allah'ın belirlemediği kurallar koyarak, detayları boğarak hayatlarını zorlaştırmayalım. Yani İslamiyet kolaylık dini Allah çok net söylüyor her şeyi. Girin yıkanın diyor. Hangi dilde insanlar yıkanmaktan ne anlıyorsa Allah da onu söylüyor zaten. Yıkanın bu kadar yani.